Çünkü bir yarış olmayacak. Şimdi, bir ego savaşı olmayacak. Beyefendi çok böyle magazinel birisi olmadığı için uzun soluklu olabilir ama magazinel olmuş olsaydı işler zor. Orada sıkıntı yaşanabilirdi. Yani orada ego çatışması oluyor, popülerite sıkıntıları, bir süre sonra birbirlerine böyle farklı bir enerji geçiyor falan. Peki bir şey soracağım. Bu Şenol Bey mi bu oynadığı filmin yönetmeni? Evet, esası olan. Orada o şey olmuş olabilir. Sette etkilenmiş olabilir. O etkilenme hali olur ama bir süre sonra o bitebilir. Çünkü oradaki o heyecan, oradaki o paylaşım, setteki bir de şimdi yönetmen setin patronu. Kral. Tamam mı? Gücü. Oradan o durumdan etkilenirsin. Ama o proje bittikten sonra ve normal hayatına devam ettikten sonra ki alanlarında artık o beyefendinin bir etkisi olmadığı için o heyecanını yitirebilir. O yüzden çok uzun soluklu olmayabilir. Sette yönetmenlerin nasıl kral olduğunu ben de şahidim. Bir dedi hocam falan diyorlar. Öyle olması Hadisede gücü seven bir kadın. Dolayısıyla etkilenmiş oradaki güçten etkilenmiş olabilir ama beyefendinin havası. Şaşırtabilirdi bu çift, ben size söyleyeyim evet, bu arada. Evet, beyefendinin havası İnci Taneleri'nin de yönetmeni olduğu için oradan da devam eder. İnci Taneleri'nin de yönetmeni. Evet, oradan. O zaman, tamam. Bir anda Hadise'yi İnci Taneleri'nde görebilir miyiz acaba? Bilmiyoruz. O Yılmaz Erdoğan'ın vereceği bir karar. Peki bu fotoğrafa böyle toplu galadan fotoğrafa biri like attı. Kim like atmış olabilir? Şeye mi? Yani Hadise, yönetmen sevgilisi, diğer oyuncu kadrosu. Eski kocası falan dediğin de bayılayım. Bayıl. Bayıl hadi. Bayıl. Bir. Doğru tahmin et. Hadise'nin eski kocası mı like attı? Evet. Aa, o zaman belki de eski kocasıyla barıştı. Aa, yok ya, adamla beraber. Yok. Yaktın beynimizi. Yok dur. Yok. Beyni hak ediyorum. Sabah erken saatlerinde olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Şimdi Şükrü Özyıldız, Hadise'nin rol arkadaşı Şükrü Özyıldız galadan, esas olanın galasından toplu bir kare paylaştı. Karede Hadise ve sevgilisi de var. Hadise'nin 4,5 ay evli kalıp, sadece 4,5 ay evli kalıp boşandığı Mehmet Dinçerler de like attı fotoğrafa. Bilerek mi? Güzel tahmin. Evet. Hiç düşünmeden yanıt verdin. Evet. Aynen. Hop dedin. Peki neden böyle bir şey yaptı Mehmet Dinçerler sence? Elimi çarptı acaba? Yok, ben yanlışlıkla mı? Ben buradayım mı? Ben buradayım yani, anlatabiliyor muyum? O ya bir de şimdi herhalde Şükrü Özyıldız'la da iyi arkadaşlar ama o karede Hadise var. İyi arkadaş olursa olsun eski eşinin olduğu bir kareyi magazinden dolayı like'lamazsın, haber olacağını bilirsin. Bildiğin yani. Tabii ki. Evet. O yüzden de o birazcık buradayım ben falan gibi bir hissettirmiş. Ya da kendini. Şöyle mi? Hissettirmeye çalışıyor. Hmm. Ben buradayım bir çıkarım. İkinci çıkarım acaba ya o kadar umursamıyorum ki, o kadar geçmişte kaldı, o kadar bitti ki benim için bir önemi yok mu acaba? Onu kimse düşünmez öyle umursamıyorum. Kendi öyle ben düşünüyor olsa bile kamuoyu öyle düşün. Yani kamuoyu dediğim magazini takip eden öyle düşünmez. Öyle düşünmez. Ha, şöyle Yelda'cığım, diyelim ki onların bu evlilik bittikten sonraki süreçte bir arkadaşlık, dostluk gibi durumları devam etmiş olsaydı falan gibi. Atıyorum Zeynep Bastık'la eski eşi gibi. O zaman ondan olurdu sonra, diyorsun. O zaman olay okeydi yani. Hep ama beraber şimdi, eğlensinler hatta. Yani ama şimdi o kadar fırtınalı bir boşanma oldu. Arkasından acaba barıştılar mı? Tekrar bir aradılar? Vıttırız falan filan. Arkasından da şimdi o like biraz konuşturuyor işte böyle. Tabii acaba ki. Bu konuşturmaya başlatıp sonrasında belki bir açıklama yapacak, kafasında bir planı var belki. Yapmaz, açıklama. Yapmaz mı? Yok yok, hiç öyle açıklama yapacak. Bence bir tip değil. Mehmet Bey kendinden konuşturmayı seviyor. Ben de aynı fikirdeyim. O zaman bir açıklama bir şekilde, niye yapmasın? Açıklama da gelir kendinden. Neyi açıklama seviyorsun? Yapacak? Elim yanlışlıkla çarptı mı diyecek ya da şu onu hayır daha istemi, önce daha hayır istemedi. Daha önceki olaylarda hiç açıklama yapmadı. Hayır. Ama böyle şey yapıyor. Atıyor, kaçıyor. Hayır, şöyle açıklama. Ha. Yani bir yerde göründüğünde mikrofonlar gitsin ona bir, ya da bir yerlerde görünecektir. Tamam, bir şeyler söyleyecektir. Çekme. İlgi çekmek istiyor. Söylemiyor belki ama. Söyleyeceğim mikrofonu şeyler. Uzatıyorsun da kaçışıyor. Bazı insanlar, o kaçanlar var ya. Hani tabii mikrofonu, bayılıyorlar canım. Bayılıyorlar. Kaçıyorlar ama istiyorlar ki peşinden koşsunlar. Ben de magazin muhabiri arkadaşlara diyorum ki öyle yapanlarla şey gitmeyin peşinden ya. Çekmeyin abi o zaman. O artisti yapıyorsa sana gitme. Çekmeyin evet. Yani. Daha cazip. Kaçan ya, kovalanır ya. Ama şöyle bir şey var. Şimdi onunla da ilgili bilgilendirelim izleyicilerimizi. Şimdi PR çalışması oluyor ve işte belli bir PR bedeli ödeniyor vesaire. O davranış biçimi de PR'a dahil oluyor. Tabii ki.
Yoksa basından arkadaşlar o davranış biçimini kabul etmezler. Hepsinin çoluğu var, çocuğu var, bir ailesi var. Kimse kimseye öyle o şekilde davranma hakkını vermeyeceği için bunu zaten onlar da kabul etmez. Ne kadar popüler olursa olsun bir insan. Evet, evet. Yani kibarca bir iyi akşamlar arkadaşlar, merhaba arkadaşlar da denmesi lazım. Böyle bu magazinde olmak için yırtınıp servet döküp arkasından kamera uzandığı zaman böyle ukala bir tavırla yürüyen nasıl insanlar. Nasıl ikiyüzlülük değil mi? Gerçekten ama çok itici geliyor bana. Strateji. Oo, bir sürü tabii, var. Tabii. Dolu ama rakamda. Söyleyeyim, yıllar yılı bu işin içinde olan biri olarak tutmuyor şekerim. Bak, tutmuyor. En fazla bir iki ay yürüyor. Ama bana da diyorlar ki sen de çok konuşuyorsun mesela. Şimdi bu konuyla ilgili gerçekten bak sen bir gazeteci, sen de bir yazar olarak bana, sizin arkadaşınız olarak, sizin de Selen Görgüzeliniz olarak siz de söyleyin bana. Diyorlar ki ya Selen işte sen acayip başarılısın, şusun busun bilmem ne ama çok konuşuyorsun ve her şey çok önüne geçiyor bu sefer. Yaptığın tiyatronun, oyunculuğun, söylediğin şarkının. O bu sefer konuşmaların ve magazinel kimliğin çok önde oluyor. Yok, samimi bir şekilde konuşuyorsun. Çok iyi bir şarkı çıkarırsan ne yapacağız? Aman çıkardım. Şarkıyı. Şarkıyı bırak da şeye mi bak diyeceğiz. Yaptığın bütün işleri, dediği gibi Müge'nin şarkını da sahneni de yaptığın işleri, işte o çok konuşman, o samimiyetin aslında ön plana çıkarıyor. Şarkını bir sorduk. Ya da yaptığın işi bir sorduk. İki cümle, üçüncü cümleden sonra tıkanır değil mi? Senin o çok konuşuyor olman aslında senin samimiyetin ve yaptığın işleri besliyor bence. Evet. Ama bence gel şimdi besliyor. Konularımıza geçelim. Bence besliyor. Bu kuliste konuşacağımız iş güç konular ama bizim önümüzde magazin aktüel haberler var. En sinirli ülke seçilmişiz. Katılıyor musun? Katılıyorum. Önce haberi dinleyelim. Sonra sana ve seyircilerimize en çok neye sinirleniyorsunuz? Sen de düşün, seyircilerimiz de düşünsün. Biz de söyleyeceğiz. Evet. Önce haber. Hadi izleyelim. Evet, sandık kokusu da. Dur o habere sonra geçelim. Önce en çok neye sinirleniyorsun? Selen Görgüzel'e soralım. Çünkü dünyanın en sinirli ikinci ülkesi seçilmişiz. Avrupa'da ise birinci olmuşuz. Selen'e soruyoruz. A. Sevgiliye. B. İş yaptığı kişilere. Sana soruyorum. C. Fatura, kredi kart, ekstre, hayat pahalılığı. D. Rakiplerine. E. Davalık olduğun ev sahibine. E. Şey, hiçbiri. Hepsi var mı şık olarak? Ya da E. hepsi. Valla işle ilgili ben çok sinirleniyorum. Çok aşırı böyle bir disiplin durumum olduğu için. Ha. Özellikle sahne günleri çok agresif oluyorum. Onun dışında o kadar trafikte sinirleniyorum doğal olarak. Onun dışında o kadar sinirlenmem. Ben o kadar takmam çünkü kimseye, hiçbir şeyi. Güzel. Ha. Evet. Yani o sinirlenmemin bir sebebi vardır. Bir şey en iyi olsun diye. Evet. İşte geriliyorum sahne öncesi. İşte herkes böyle jilet gibi olsun istiyorum. Ama böyle seni de bir çileden çıkaran bir sinir vardır ya. İlknaz kızım. Delirtiyor bazen beni. Telefonunu açmazsa mesela. Aa, aradığın zaman. Ama. O çok haklısın. Of, yolasım geliyor üstümü başımı yani. Çileden çıkıyorsun. Onun dışında hiç kimse umurumda değil. Yani çünkü çocuğumu merak ettiğim için çileden çıkıyorum. Ya da tabii bana ki cevap verirse çileden çıkıyorum. Sonra cevap vermeyecek annesi. Evet, öyle tamam, sevmem laubali ilişkileri. Ben hiç sevmem öyle bu arada ebeveyn ve çocuk arasında laubali diyalogları. Ha. Evet, böyle bir arkadaş samimiyetinde bir şeyler paylaşılmalı. Çocuk elbette ki korkmamalı ama o laubaliyeti, sınırın kalkmasını hiç sevmem. Mesafe diyorsun. Peki şıkkı ne oldu? Davalık olduğun ev sahibi. Orada onunla sorunları avukat çözdün mü? Onunla avukat ilgileniyor. O sinir şeyinden çıktı yani. Hayatım, bana dakikada bir dava açıyorlar. Evi boşalttım, hala bana şey geliyor. Bir davası ya. Yok, televizyonda konuştun, hakkımızda konuştun. Onu yaptın mı? Eyvah. Allah, o zaman aşkına yeni bir dava daha gelmesin. Yani. Evet. Yani. Ama zaten haberlerden izlediğimiz kadarıyla komşu komşuya, ev sahibi kiracıya, kiracı ev sahibine, manav bakkala, otoparkçı, arabasını park ede, sokaklar Texas gibi yani. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Benim evle ilgili son durum bilgisi vereyim. Ben taşındım oradan tabii, lanet olsun yani diye. Bana DASK raporu vermemişlerdi ben kiraladığımda. Evet. Ve biz bunu mahkemeye sunduğumuzda tabii ki belediye geldi ve tespit yaptı. Benim dairemin kaçak olduğu çıktı ortaya. Ve dolayısıyla yıkım kararı çıktı. Şimdi benim daha önce oturduğum daire yıkılacak. Yani şu anda yıkım, yani daha doğrusu zaten kaçakmış. Zaten onların orayı kiraya vermesi de usulsüz. Benden sonrası tufan diyorsun.
İlahi adalet diyorum Müge'cim. İlahi adalet diyorum. Bir şey demiyorum yani. Evet. Sinirli olmamızdaki sebebi de bir şey daha söyleyeceğim. Çok egoluyuz. Herkes bir evet. şey. Evet, herkes. Evet, evet, evet. Okuyan, okumayan, emek veren, vermeyen herkes çok bilmiş bir şey. Değil anladın mi? Of çok... Hı. Çok herkes böyle sen kimsin? Herkes sen kimsin? O kim ki be? Sen evet. kimsin? Kim evet. o be? Heh. Herkes kim ki acaba? Evet. Herkes bir Allah'ın kulu. Evet. Herkes birbirine saygı duysun ya. Evet. Evet. Çok acayip. Yani, agresyon ondan. Yani, arabayla gidiyor. Benim yolumu nasıl keser ki falan. Evet. Ondan sonra işte sıra bekliyorsun. Yani normal bir yerden alışveriş yapacaksın, sıra bekliyorsun, tak diye geliyor kadın mesela. Küstah, bir de özür de dilemiyor, kusura bakmayın da demiyor. Tabii tabii. Ego dediğin gibi yani siniri... Selim Bayraktar haberi var ya geçenlerde katılmış Ceyda Düvenci'nin evet, programına. Evet, evet. Bu aç hazır mı Selim Bayraktar'ın trafikte yaşadığı olay? Şöyle bir şey yapıyor, trafikte biriyle tartışıyor. Fakat karşı arabadan... O kişi Selim Bayraktar ünlü ya çekiyor ki onu sosyal medyaya atsın. Selim Bayraktar orada delirsin, çıldırsın. İşte oyuncunun çıldırdığı an diye yayacaklar. O konuda da çok dikkat etmeniz lazım siz ünlüleri. Bir izleyelim Selim Bayraktar'ın başına trafikte ne gelmiş.